Şimdi bundan sonra güçlü cevap denen orada mı olacak? Birazdan haritamıza tekrar döneriz. Mete Bey'den rica ederiz. Ama şimdi devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Ben Mete'nin kaldığı yerden biraz devam edebilir miyim? Tabii ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bugün önemliydi. G20 zirvesinden sonra dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlarken muhalefete dönük eleştirileri vardı ve İYİ Parti'ye dönük bir çağrısı vardı. Hem o çağrıya bakacağız hem de Meral Akşener'in o çağrıya yanıtına bakacağız. Fakat Nedim Bey'i dinleyelim. Buyurun. Şimdi Mete'nin bıraktığı yer aslında sorunun hem sonucu hem de kaynağı olan Amerika Birleşik Devletleri. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da terörist grubun yakalanmasından hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin taziyesini kabul etmiyoruz demesinin altında yatan nedenler aslında. Bundan sonraki boyutta bu soruşturmanın devamında onları da tartışacağız gibi görünüyor. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin orada nasıl bir taktik güttüğünü, CENTCOM'un ne yaptığına odaklanmak gerekiyor. Hatırlayacaksınız bir kor general vardı. Amerika'nın oradaki kuvvetlerinin kor generali. PKK-YPG ismi Türkiye'yi rahatsız ettiği için kendileri önerdikleri için oradaki PKK unsurları bir isim değişikliklerine gittiklerini, Suriye güçleri adını verdiklerini ama ertesi gün araya demokratik lafını koyarak Suriye demokratik güçleri, hani halkların demokratik partisi var ya, HDP gibi, her şeyin ortasına bir demokratik koyarak demokratik olunacağını zannediyorlar. Orada da SDG diye Suriye Demokratik Güçleri diyor isim olarak değiştirdiler diyor. Çok yaratıcıydı diyor ve oturup gülüyorlar buna. Şimdi buna benzer bir şeyi yine bu bugün bir Rusya'dan bir gazetecinin yazdığı bir yazı arkadaşlar gönderdiler bana. Şimdi oradan da ben alıntı yaptım yazarken çok ilginç bir konuya değiniyor. Aslında biz hepimiz şu boyutunu biliyoruz. PKK şehirlerde sivillere yönelik yaptığı eylemleri üstlenmiyor. Genelde bu konuda deliller ortaya çıktığında da Kürdistan bilmem ne şahinleri falan diye, intikam şahinleri mi ne, özgürlük şahinleri mi diye bir şey var, TAK. TAK diye bir örgütleri var, o üstleniyor. Şimdi benzeri bir yapılanmaya Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde oluşturmuşlar ve o oluşturulan bölgedeki, yani o bölgenin sınırları içinde yani Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplarla Suriye rejimi arasında kalan... Haritayı bir daha rica edebilir miyim arkadaşlarımdan? Ekrana da verseler olur, arkaya da verseler olur. Şimdi o olur. Zeytin Dalı... Tam, evet. Bir bakalım mı Nedim Şener sizinle yani birlikte? Bölgede, böyle daha net anlaşılıyor. Evet. Çok teşekkürler. Dedim, onunla olmaz. Çubuğumuzu da alabiliriz Mete Bey'den. Onunla gözükmüyor. Onunla olmuyor, evet. Mete Bey tecrübeli. Buyurun. Karşıya rica edeyim. Tamam. Şimdi buyurun. burada şu iki bölgede Esad güçleriyle Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar arasında PKK'nın oluşturdu. Tam şu bölge. Yani tam bu Zeytin Dalı'yla Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nin arasındaki bölgede 2000 kişiye yakın bir güç oluşturmuşlar bunlar PKK'lılardan. Adı da Afrin Özgürlük Gücü diye. O bölgede daha küçük bir yapılanma var. Tel Rifat bölgesinden bahsediyorsun. Evet, burada bu bölge arada bu zaten o teröristin de kaçış güzergahı, yani Türkiye giriş güzergahının malumunuz burası. Çok özür dilerim. Tel Rifat'ın kontrolü şu anda tam olarak kimde diyoruz? Yani normalde Suriye'de gözüküyor ama orada şu anda aktif olarak Türkiye'ye saldıran ana güç YPG. Yani bu Afrin kurtuluş gücü dedikleri yapı aynı zamanda şeyle etkileşim halinde, rejimle de etkileşim halinde. Yani PKK-YPG'nin de biliyorsunuz onlarla ilişkiler var. Nitekim Türkiye operasyon yapmaya kalktığında hemen karşımıza rejim askerleri de dikilmişti. Dolayısıyla burada oluşturulan Afrin kurtuluş gücü dediğiniz yapı bölgede sivillere yönelik hedef saldırıları gerçekleştiriyor ve üstleniyor. Ortaya çıktığında üstleniyor. Aynı bölgede yine Zeytin Dalı operasyonuna karşılık olarak Zeytin'in Gazabı diye bir başka grup oluşmuşlar. Bunlar da yine bizim Türk askerlerinin bulunduğu noktalar hedef alıyorlar. Yani PKK orada hem sivillere, orada infazlar da yapıyorlar, sivillere yönelik hem de askeri şey. Bir de ne yapıyorlar? İşte muhalif gruplarla işbirliği yaptığını düşündüklerle ilgili infazlar yapıyorlar. İnfaz görüntüleri de paylaşıyorlar. Bunların kendi internet siteleri falan var. Şimdi dolayısıyla burada bu güç aslında PKK-YPG'nin bir anlamda alt bir örgütlenmesi, tıpkı TAK gibi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan verdiği yardımları kullanıyorlar. Şimdi burada çok konuştuk Münbiç biliyorsunuz, evet. İşte Amerika Birleşik Devletleri boşaltacağız dedi vesaire vesaire, çok uzun zaman değerlendirdik. Oradan geçtiğine dair de yansıyan bilgi oldu. Bir de Aynel Arap'ta, evet, işte eğitildiğine dair de yansıyan bilgi oldu. Şimdi zaten Aynel Arap, malumunuz, orayı da çok hoş. Oralarda mı asıl kampları var, kamplar ve şeyler, yerler var ve buralarda rahat dolaşıyorlar. Yani Türkiye'nin oluşturduğu kontrol noktaları falan var. Ama sonuçta alan hakimiyeti, tamamının alanına hakim olamıyorsunuz o bölgede. Dolayısıyla burada önemli olan şu. Bu olacak. Bu var zaten ki 2018'den beri var. Türk hedeflerine saldıran gruplar içinde bu Zeytin'in gazabı dedikleri veyahut da işte bu diğer gruplar var. Ama önemli olan şu artık. Bu operasyonun arkasında bu grup var. Bunun, yani terörle mücadele ekipleri bunun üzerine de duruyorlar ve bu bizi PKK-YPG bağlantısına en götürecek adımlardan bir tanesi. Türkiye bu tespitlerden sonra, evet, Amerika Birleşik Devletleri.